Antalya Haber Merkezi'nden merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konumuz hastalık. Allah kimseyi hasta etmesin. Hasta olunca da tabii doktorlara emanet oluyoruz. Doktorlar hata yaptıkları zaman bazen bu hatalar bir şekilde hani doktor hatası deniyor, bazen de olabilir deniyor. Ve tabii burada mağdur olan hastanın kendisi veya yakınları oluyor. Evet, böyle bir vaka var elimizde şu anda. Konuğum da İlyas Balcı. İlyas Balcı'nın eşi bir özel hastanede tedavi görmek için özel hastaneye gidiyor. Kadın hastalıkları, Antalya'da bu hastane. Hastane demeyelim buraya, bir klinik gibi bir yer burası. Gidiyor ve bakın başına gelmedik kalmıyor. Şimdi biraz İlyas Balcı'dan dinleyelim. Neler yaşadınız? Öncelikle hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyoruz. Eşiniz Mina Hanım kararsızlığından dolayı özel hastaneye gidiyor. Doğum Kadın Hastalıkları Hastanesi. Burada doktora gidiyorsunuz ve ne gibi bir işlem yapmasını istiyorsunuz doktorda? Biz doktora vardığımızda kanalaşma tedavisi olarak gittik. Bu kanalaşma tedavisi ne demek? Yani sağ çocuk kanalı, olsun evet, diye mi? Evet. Çocuk olsun diyerekten gittik. Sağ kanal tıkalı dediler. Tamam dedik. Ayın 9'una gün verdiler. 1 milyar yatırın. Tamam dedik. Gittik yatırdık parasını. Girdi. O gün ameliyat oldu. Saat 8.30'da biz hastamı aldım. Evime götürdüm. Evime götürdükten sonra saat 11-12 civarlarında fenalaşmaya başladı ve karnı davul gibi oldu. Hemen gene İtalya Hastanesi'ne geri döndü. Döndükten sonra eşimin hiçbir şey yok dediler. Serum verdiler, uyutmaya başladılar. Artı yani büyük abdest yapamıyor diye boyuna ilaçlar yaptılar. Ondan sonrası uyuttular, gene uyuttular. Sabah oldu, Ali Fuat Bey geldi. Bir Ali şey Fuat yok dedi. Bey kimdir? Oranın sahibi. Doktor mu? Evet. Peki bu ameliyatı yapan kim? Ali Fuat Bey. Yine Ali Fuat Bey. Evet. Doktor Ali Fuat Bey geldi, evet. Ameliyatı gerçekleştirdi, kanalı açacak, tüpü açacak, çocuk olacak diye. Evet. Fakat fenalaştı, tekrar hastaneden eve geldiniz. Hı-hı. Ne olmuş da fenalaştı eşiniz? Ali Bey ameliyat yaparken galiba duyduğuma göre ince bağırsakların 5 tanesini mi delmiş. Geldikten sonra tabii ki biz orada... O günkü şüpheniz bu galiba diyorsun. Evet. O gün orada bunu şüphelendiniz ve bunu öğrendiniz. Galiba delindi bağırsaklar diye. Evet. Siz tereddüt içerisindesiniz. Hı-hı. Peki daha sonra... Ve karnı davul gibi oldu. Hala uyutuyorlardı. Saat 2.30 sabah saatlerinde bir doktor geldi devlet hastanesinden. Geldikten sonra ultrasona soktular. Bir dakika şimdi. Orası bir hastane. Ali Fuat Bey herhangi bir şey yapamadı. Devlet hastanesinden bir doktor mu çağırdı? Evet. Özel hastaneye. Evet. Kim gelen doktor? Tamer Kafkasoğlu. Diye bir doktor evet. Geliyor. Devlet hastanesinden genel cerrah geliyor. Atatürk Devlet Hastanesi Antalya'daki evet. Değil mi? Evet. Evet. Genel cerrah doktor geliyor. Hı hı. O bakıyor. Ne görüyor orada? Ne diyor? O da bakıyor. Bir şey söylemiyor bizimle. Tabii paylaşmıyor. Bu sefer ultrasonlar eşimin yattığı yere gelmeye başladı. Dedim ki ben ciddi bir şey cihazlar var. Geliyor, evet. Ultrason cihazları, evet. Büyük bir cihaz geldi bu sefer. Bununla kontrol edeceğiz, bununla net görürüz dediler. Ve ileri tarafta Ali Bey ile Tamer Hoca, bir tane daha var yanında doktor. Orada çalışıyormuş, onu bilmiyorum. Dediler ki acil kadını atalım, ölmeye başladı galiba dediler. Bu tabii sizin yanınızda söylenmedi benim yanımda. Sadece duyuyorum. Duydunuz ben. Siz. Ha. Kenarda bir yerdeydiniz. Evet. Kendi aralarında konuşurken acil bu konuşmayı duydunuz. Evet. Kadın ölüyor, acil atalım hastaneye. Nereye? Ondan sonra devlet hastanesi. Evet. Sonra Tamer Hoca telefon trafiği yaşamaya başladı. Yer olmadığı için. Cem Bey'le mi ne görüşmüş galiba? Cem Bey sonradan kere hallettiler. Hemen kendi ambulansını çıkartıp bizi attı. Cem Bey Atatürk Hastanesi'ndeki doktor. Genel cerrah. Genel cerrah. Evet. Kendi hastanenin ambulansıyla sizi direkt Atatürk Vital Devlet Hastanesi'nin ambulansını. Evet. Atatürk Devlet Hastanesi'ne yetiştirdiler. Hı-hı. Orada Cem Bey ameliyatı aldı eşiniz. Evet. Ne yaptı orada? Cem Bey bağırsaklarını dikmiş. Diktikten sonra her tarafı telliydi işimin komple, karnı bölgesi,
bütün her tarafı telliydi. Ve sonuna kere çıktığında eşim 1,5 gün yoğun bakımda yattı. Peki Doktor Cem Bey size ne ameliyatı yaptığını söyledi mi? Söylemedi. Siz sordunuz mu? Sordu. Ne dedi? Bağırsakta bir iki yapışmalar vardı dedi. Tabii ki biz ciddiyetini biliyorduk. Daha öncesinden biliyorduk karnının şişmesinden. Ondan sonra tabii ki güvenemedim ben de. Eşim biraz daha dur ameliyat dedi. Ondan sonra başka bir yere gidelim dedi. Tamam dedim ben de. Hastaneden çıktık. Çıktığımız gün bu sefer abze yaparak geri dönmeye başladık. Cem Bey gelin oraya. Tekrar Atatürk Hastanesi'ne geri döndünüz Cem Bey'e. Cem Bey'e geri döndük ve abze oluşmuş. İntihabı patlatmamız lazım dediler. İntihabı patlattılar. Bu sefer antibiyotik tedavisi göstermeye başladılar. Gösterdikten sonra bir 10 gün daha kaldı eşim orada. Peki Cem Bey'den siz ne ameliyatı yaptınız diye soruyorsunuz. Cevap vermiyor. Bir rapor istemediniz mi? Raporu istedim. Ne çıktı raporda? Ne dedi? Şimdi raporda biz tabii ki gördüğümüz bağırsak yaralanması diye çıktı. Raporu tabii ki aldıktan sonra ben eşim hastaneden çıktı. O gün akşamı yok. 3 gün sonrasının akşamı bir daha ağırlaştı. Bu sefer Akdeniz tıpa götürdüm eşimi. Aha. Ameliyat yaptırdım. Doktor beni yanına çağırdı. Akdeniz Üniversitesi'ne evet. Götürdük. Akdeniz tıp derken büyük üniversitenin hastanesine götürdünüz. Evet. Doktor beni çağırdı. Dedi eşinin de apantısı mapantısı alınmış haberiniz var mı dedi. Hayır dedim benim haberim yok. Ve artı raporlarında da geçmiyordu. Bağırsaklar dikiliyor, apantist alınıyor ama apantist ameliyatı yapıldığı da raporda belirtildi. Evet. Ondan sonra Cem Bey'i aradım tabii ki saat 10 civarlarında, gündüz 10'da eşim sabahleyin ameliyata girmişti. Gündüz 10 civarında aradıktan sonra Cem Bey dedim ben, eşimin dedim apantisini mi aldınız dedim. Hayır efendim biz almadık, biz oraya müdahale etmedik dendi ilk baştan. Dedim bakın, eşim şu anda Akdeniz tıpta ameliyatı oldu. Apantis alındı diye söyleniyor. Ondan sonra durun beyefendi dedi, İlyas Bey dedi, ben size dedi dönüş yapacağım, patoloji raporlarına bir bakayım dedi. Ondan sonra saat 4.30 civarlarında bana dönüş yaptığında, evet apantisi biz aldık dendi. Niye faturalarınızda geçmiyor diyerekten sorduğumda da unutmuşuz dendi. Raporlara geçmiyor, evet. Unutmuşlar. Olabiliyor, bazen doktorlar ameliyatta makas da unutuyorlar. Evet. Olabiliyor. Biz tabii burada tıp adamı doktorlarımızı yermek veyahut da herhangi bir şekilde onları da tenkit etmek istemiyoruz. Ama maalesef mesleğini doğru yapmayan her insanı buradan eleştireceğiz. Şimdi burada diğer doktorlarımız üzerine alınmasınlar. Mesleğini bakın başka türlü yapıp ve bir takım şekilde diğer meslektaşını korumak adına yaptığı eylemler var. Bakın daha nereden nereye gideceğiz şimdi bu anlatılanlardan. Mina Hanım'ın başına daha neler geliyor. Komple yarıldı. O dikişler, ameliyatlar ve Mina Hanım çalışırken bir de çalışamaz hale geldi evet. Şu anda. Evet, Akdeniz Tıp Hastanesi'ne gittiniz. Akdeniz Üniversitesi'nde tekrar bir daha ameliyat oldu. Doğru evet. Mu? Orada neden bir ameliyat oldu? Şimdi yumurtalıklar dönük diye dendi. Ameliyat olundu. Ameliyat olduktan sonra biz orada yaklaşık 15 gün orada kaldık. Vital Hastanesi'nden Arzu Hanım beni boyun arayıp duruyordu. Ziyarete geleceğim. Buyurun gelin dedim ben de. Geldikten sonra biraz oturdu içeride muhabbet ettik. Muhabbet ettikten sonra eşim ayak yoluna çıkacağım dedi. Tabii ki dedim. Kolumdan tutarken tuvaletin kapısından kalktıktan sonra elime bir zarf tuttular. Ve bırakıp kaçtılar gittiler. O şekilde. Bu nedir diye sorduğumda da hiç cevap vermeyip arabaya binip gittiklerini gördüm bir tek. Saat 8 civarlarında hemen geriye döndüm eve. Üstümü giyindim. Üstümü giyindikten sonra hemen Ali Fuat'ın yanına vardım. Doktor Ali Fuat. Evet. Ali Fuat'ın yanına vardığımda işte yanımda yoktu. Bu kadar yollayabildim İlyas dedi. Ben dedim ki ne? Ben sizden para istemedim. Ben sizden bir şey istemedim. Bu ne dedim ben? Sadaka mı yolluyorsun diyerekten çıkıştığımda tabii ki güvenlikler falan gelmişti. Bir tartışma yaşanmasın diye gelmiştir tabii ki. Ondan sonra
Arkadaş, tamam İlyas dedi, bir şekilde çözeceğiz dedi. Neyi çözüyor? Evet. Hangi hastayı çözüyor? Peki, daha sonra bir daha ameliyat oldu. Evet. Bu sefer ne? Devlet hastanesinde olundu. Yani baktığımız zaman 3-4 ameliyat mı oldu? Birisi SSK'da olmuştuk, eski evet. SSK. Bu sefer devlet hastanesinde olduk. Tamam. Bu 4. ameliyat oldu. Peki şu anda eşinizin durumu nasıl bu kadar ameliyattan sonra? Biraz sıkıntılı şu anda. Çünkü akciğerde pıhtı hala devam ediyor. Kan ilacı kullanmak zorunda kaldı. Peki yemesi içmesi normale döndü mü? Daha dönmedi, yavaş yavaş. Ne yiyor? 6 aylık mamamız vardı, mamaya devam ediyor. Başka sıvı gıdalar tüketmeye çoğunlukla. Peki evde çocuk var mı, bebek var mı? Var, 3 yaşında bir çocuğum var. Kim bakıyor, nasıl bakıyor eşiniz şu anda ona? Şu anda biraz zor bir şekilde bakmaya çalışıyor. Siz de çalışıyorsunuz, evet. Evde kolay değil. Aynen. Tek başına da. Peki. Şimdi sevgili seyirciler, buradaki konu aslında güvenip doktora gidiyorsunuz ve gitme sebebiniz de şu. Tekrar çocuk istiyorsunuz. Çocuğu olmuyor, ikinci bir çocuk istiyorlar ve bu özel hastaneye gidiyorlar çocuklarının olması için. Ne yapılıyor? Burada doktor teşhis ediyor, diyor ki kanallardan bir tanesi tıkalı. Doğru mu? Evet. Bu tıkalı olan kanallardan birini açmamız lazım diyor. Fakat açmak yerine ne yapıyorlar? Açmak yerine delmeye başlıyorlar ve kısırlaştırma tedavisi yapıyorlar. Tam tersi kapatıyor. Evet. Bakın, açmak yerine kapatıyor. Şimdi niye kapatıyor? Kapatırken evet bir kusur işliyor, bağırsakları deliyor. Ameliyatı bildiğim kadarıyla bir cihazla yapıyor. Yaparken o cihaz bağırsaklara yara veriyor ve deliyor. Kapatıyor, burada bağlıyor ve bunu da sizden kapatması ve kısırlaştırılması için elinizden bir yazı almaları gerekiyor. Değil mi? Evet. Bir belge almaları, bir beyan imzalı bir belge almaları gerekiyor. Evet. Sizden öyle bir yazı aldılar mı? Hayır. Benden öyle bir yazı almadılar. Artı İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet ettiğimde bir tane de önüme taahhütname çıktı. Ama bizim imzalamadığımız bir taahhütname çıktı. İmza benim değil, eşimin de değil. Çünkü eşim W diye bir şey atmaz imzası. Ve bilmiyorum nasıl bir yerdir. Çok şaşırmaya başladım. Evet. Bir de bu ameliyatı yapabiliriz deyip bu ameliyat, daha doğrusu bu kısırlaştırmayı, tam tersi aslında çocuk olsun diye kanalı açması gerekiyorken kapatıyor. Kapatmasının sebebi tekrar herhalde çocuk olmayacak. Evet. Olmayınca siz tekrar o hastaneye gidip diyeceksiniz ki açtırma, ayrı para ödeyecektiniz değil mi? Bakın. Hastaneye gidiyorsunuz, çocuğumuz olmuyor diyorsunuz. Aa tamam diyorlar, açarız, kapatıyor. Daha sonra yine çocuğunuz olmuyor diye tekrar gidiyorsunuz. Ya size tüp bebek uygulaması parası alıp devam ettirecek ama aslında bilemiyorsunuz ki iç organlarınızda neleri ne yaptığını. Hemen tekraren tüp bebek diyeceksiniz ama ne yapacak? Orada kapattığı yeri tekrar açacak ve çocuğunuz olacak, tekraren para. Şimdi siz kapatılması için bir de para ödediniz, yatırdınız. Evet. 1.000 lira gibi bir para yatırdınız. 1.015 lira. 1.015 lira gibi bir faturasını da verdiler size. 1.000 liranın faturasını verdiler. 15 liranın da fişini verdiler. Tamam. Şimdi burada her şey burada da yasal gibi gözüküyor. Fakat İlyas Balcı bu konuyla ilgili bize geldiğinde biz tabii ki hemen bizim de sorup soruşturacağımız bilgili ve bu konularla ilgili deneyimli doktorlarımıza başvurduk. Başvurduğumuzda bir yol haritası istedik. Bugün kaçıncı aydan bu yana? Üçüncü aydan bu yana çalışıyoruz ve bu haberi size yapabilmek için biz 6 aydır şu yazıyı bekliyoruz. Bu yazıyı şimdi yakından ekrandan da gösterecek arkadaşlarım. SGK'dan gerekli olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırlamış olduğu, dilekçelerimize istinaden vermiş olduğu bir yazıyı bekliyoruz ve bu yazı geldi. Şimdi bu yazıda diyor ki özel vitali kadın hastalıkları bir doğum hastanesi. 9/3/2017 tarihinde hasta Miner Balcı'ya yapılan işlemlerle ilgili şikayetinizin inceleme ve değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir diyor. Burada birçok maddeleri içeriyor, anlatıyor.
hastanın işte ambulansla alınmasından, götürülmesinden bahsediyor. Ve yine tekrar sözleşmelerinin yani 12.7 SUT ta belirtilen hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya hasta yakınına verilmemesi halinde her bir hasta için 3.000 TL denilmekte olup hastanın savunması alınarak gereği işlemlerin tesisine karar verilmiştir. Hasta ayrıca 23.6.2017 tarihli ve 4 adet ekinden biri olan taahhütnameyi imzalattığı iddiasıyla belge gönderilmiş olsa da ek bir de görüleceği üzere Mine Balcı'nın eşi İlyas Balcı müdürlüğümüze gelerek taahhütnamedeki imzanın kendilere ait olmadığını ve kendisinin ya da eşinin taahhütnameyi imzalamadıklarını beyanı 10.7.2017 tarihinde verilmiştir. Bu nedenle SUT 1.91 ilave ücreti alınması, sağlık hizmeti sunucusu sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde alacağı ilave ücreti alınması ve ilave ücreti ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücreti talebinde bulunamaz. Maddesiyle tekrar diyor SHS sözleşmesi 12.9 SHS'lerde hastadan hasta yakınından kurum ve mevzuata aykırı şekilde ilave ücretin alındığı tespit edilmesi halinde ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 katı maddelerinden aykırı dolayı faturada alınan fazla ilave ücreti 1000 TL'nin 10 katı cezai işlem. 10.000 TL için hastanenin savunması alınarak geri işlemlerin tesisine karar verilmiştir diyor. Bakın SGK, evet yetkili de Doktor Burak Selek, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Vekili diyor. Bakın Sosyal Güvenlik Müdürü diyor ki bu hastane diyor, usulsüz yere diyor bu parayı almıştır ve bunun da 10 katı para cezasına çarptırılmıştır. Şimdi bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirtmiş olduğu ve ortaya çıkarmış olduğu resmi bir belge. Ama burada en önemlisi şimdi işin adli tarafı da başlıyor. Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Bir özel hastane bağırsakları deliyor Doktor Ali Fuat Bey ve hemen devlet hastanesinden bir doktor arkadaşını çağırıyor. Evet. İsmi neydi? Taner. Taner Bey. Taner Bey çağırıyor. Taner Bey geliyor. Bilmiyorum bu doğru bir hareket midir? Bakıyor. Evet. Tekrar diğer bir doktor. Üçü bir arada aman diyor. Kadın ölüyor. Hemen kendi ambulanslarıyla devlet hastanesine. TSK'nın devlet hastanesine gidiyor. Fakat şimdi burada da bir usulsüzlük var. Normalde kendi ambulansıyla götüremez o hastaneye. Bir herhangi bir şekilde 112 aranıp 112'nin ambulansı gelip o hangi hastane uygunsa oraya getirir. Bakın yönlendirme yapamazsınız. Burada bir hastaneye yönlendirme yapılıyor. Neden? Doktor Ali Fuat'ın hatasının kapatılması için kendi doktor arkadaşının diğer doktor arkadaşı Cem Bey'e havale ediyorlar ki bu ameliyat yapılıp kapatılsın. Çünkü bu ameliyatı yaptıktan sonra Cem Bey ne rapor veriyor? Bağırsak delindi, diktik. Ama o raporda deniyor mu? Bu bağırsak nasıl delindi? Nerede, evet. Kim deldi? Denmiyor. Eğer Cem Bey'e gitmeseydi bu hasta, herhangi bir doktora gitseydi, doktor sormayacak mıydı size? Bu yaralar, bu delikler nasıl oldu diye. Size soruldu mu bu yaralar, bu delikler nasıl oldu diye? Hayır, hiçbir şey sorulmadı. Örtbas ediliyor. Diğer bir doktorun hatası diğer bir doktor tarafından örtbas ediliyor burada. Evet. Bir suç işleniyor. Diğer doktorun suçu kapatılması için. Bakın ne kadar dehşet verici bir şey. Ki eşi ölümden dönüyor. Ve Allah korusun ölseydi ne olacaktı? Hangi doktorun vicdanı sızlayacaktı? Diğerinin üstünü kapatacaktı. Bakın ben burada ki bir doktorlar arasındaki dayanışmayı ve birbirlerinin hatalarını kapatılmasını size anlatıyorum ama hepimizin başına gelebilir. Korkunç bir şey. Çaresiz bir durumda. Ne yapacağını bilemiyor İlyas Bey. Aylarca eşi de kendi de çok çok kötü günler yaşadı. Hatalarını kabul edip hata yapılabilir. Hatanızı kabul edersiniz. Ben yaptım. Kusura bakmayın. Ali Fuat, Doktor Ali Fuat size gelip ben bu ameliyatı yaparken ki siz çocuk istemek için geldiniz. Ben tam tersini yaptım, kapattım. Ama yaparken de bağırsaklarını deldim. Sizden özür dilerim. Hakkınızı bana helal edin dedi mi?
Hayır efendim demedi. Artı yanına vardığımda o parayı teslim etmeye gittiğim gün... Oraya geleceğiz. Dur. O başka bir şey. Demedi. Ve hata yaptığını da kabul ediyor mu? Bir sefer telefon açıp etti. Ne dedi? Kusura bakmayın bir hata yaptık. Ama bu hatayı telafi edeceğiz diye bir laf söyledi. Evet. O telafi de size zarfın içinde gönderdikleri 300-500 lira para galiba değil mi? Evet. Evet, bir de böyle bir durum var. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Çalışamaz halde ve korkunç bir durum. Şimdi, burada tabii soruşturma başladı. Soruşturma savcılığın masasında şu anda bununla ilgili davalar tabii ki sürüyor. Belge bekliyorduk. SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği belge bu. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu kliniği, bu ameliyatı yapma yetkisi de yok sevgili seyirciler. Yapma yetkisi de yok. Biz bunu da araştırdık. Bunun raporu da gelecek yakında. Bununla ilgili de ayrıca yetkiniz yok. Siz giriyorsunuz, böyle bir ameliyat yapıyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Yani orası bir poliklinik. Bu neye benziyor? Herhangi bir poliklinikte sağlık ocağında bir ameliyat yap, ona benziyor. Farkı yok, farkı yok. Evet, bu artık buna ne dersiniz, ne düşünürsünüz bilemiyorum. Yorumları size bırakıyorum ama canımıza emanet ettiğimiz doktorlarımızdan, evet içlerinden böyleleri de çıkıyor maalesef. Çok üzgünüz. Diğer doktorların da diğer bir doktorun hatasını örtbas etmek amaçlı yaptıkları, bunlar tabii yanlarına kar kalmayacak. Bunlar suç olarak mutlaka cezalarını alacaklar. Hiçbir şekilde yanlarına kalmayacak. Biz de bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Şimdi siz bu dosyaları sundunuz, savcılığa gittiniz. Savcılık size ne dedi? İlk önce memurlar savcılığına gittim ben. Memurlar savcılığı valilikten onay almak için beklediğini söylediler. Ben de Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdım. Valilikten onay gelmiş diye duydum. Ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bana da söylemiyorlar. Peki, tabii. Savcılık ifadelerinizde bütün bunları verdiniz. Bu belgeyi de savcılığa sunacaksınız. Salı günü sunacağım. Salı günü sunacaksınız. Bu belgede elinde olacak. Bu belgeyle birlikte bunu da bu vereceksiniz. Peki, evet. Sizin ifadelere gidildiğinden, doktorlardan ne ifade alındığından veyahut da diğer doktor Ali Fuat'ın herhangi bir ifade verdiğini bakıyor musunuz, öğrendiniz mi, biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyorlar. Hepsi gizli kapaklı tutuluyor şu anda. Bakalım göreceğiz mahkemede. Evet, tabii ki yargı da biz de burada her şeyi açıklamak durumunda da değiliz ama inşallah bir an önce adalette yerini bulacak. Çok geçmiş olsun diyoruz size. Ve diğer raporları ve diğer çalışmaları da en kısa zamandaki gelişmeleri de sizlere sunacağız sevgili seyirciler. Sizlerle paylaşacağız. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Özel hastaneler ya da devlet hastaneleri fark etmiyor. Sağlıkla ilgili her zaman hatalar olabiliyor. Tabii ki Allah kimsenin başına vermesin. Ama buradaki olay çok başka. Yetkiniz yok, ameliyat yapıyorsunuz. Ve yaparken de bağırsakları deliyorsunuz. Bağırsakları deldiğiniz örtbas edilsin diye herhangi bir şekilde devlet hastanesinden bir arkadaşınızı çağırıyorsunuz doktor ve onun yakını tanıdığı doktora ameliyat yaptırıyorsunuz. Hangi vicdana sığıyor bu? Nasıl bir doktorluk bu? Yani anlatılır gibi değil. Evet, inşallah adalet, hukuk bu işin gerekli olan cezalarını verecek ki içimizde bu tarzda doktorlar da olmasın. Evet, hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.